anda Kayseri'ye yaklaştık. Erciyes Dağı karşımızda. Zannedersem Van Göl Ekspresi videomuz herhalde. Van Göl Ekspresi videomuzda da gözükmüştü. Trenle geçtik, şimdi arabamıza geçeceğiz. Evet. Erciyes Dağı'nı ikinci kez görmek nasip oldu. İstikamet Erzincan şu anda. Evet, şu anda Erzincan Ricardo Camping istikamet. Kayseri'de küçük bir gezi molası vereceğiz. Sivas'ta da aynı şekilde. Ondan sonra kendimizi Ricardo Camping'e atacağız nasipse. Erciyes Dağı'nı bir daha gösterelim şöyle. Evet, bizim geçtiğimiz raylardan bir de büyük treni geçiyor. Elektrikli galiba. Aynen, elektrikli. Evet, şu anda Kayseri'ye geldik. Burada Gevher Nesibe Darüşşifası, aynı zamanda Selçuklu Uygarlığı Müzesi varmış. Bakalım, şu anda oraya doğru gidiyoruz. Şöyle Kayseri şehir merkezine de gösterelim. Karşıya mı geçsek acaba? Arası gölge biraz ya. Ama az yüzeceğiz gibi ya. 400 metre mi, 300 metre mi ne diyordun? Evet, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne geldik. Evet. Müzeye giriş yaptık, müze kart geçmiyor, bilginiz olsun. Burası müze değil yani, müze kart geçmiyor. Neyse, devam edelim biz. Derinlikleri mi tanıtıyor orada? İngiliz bir şey var mı sonuçta? Soy ağacıymış. Şeylerin, hükümdarların soy ağacı. Hükümdarlar hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, Gevher Nesibe'den çıktık şu anda. Kayseri merkezindeyiz. Evet, orada kale var. Kayseri Kalesi mi diye geçiyor. Herhalde Kayseri Kalesi'dir ismi. Kayseri Kalesi, evet. Evet, Kayseri Kalesi. Kayseri şehir merkezi böyle. Şu anda Kayseri sucuk ve pastırma satan yerlere doğru gidiyoruz. Tabii biz Afyonluyuz da burada belletmeyelim. Tabii biz burada Afyonlu olduğumuzu pek belirtmeyelim. Şimdi Kayseri'den pastırma, sucuk ve mantı aldık. Kamp yerinde de gösteririz artık ürünleri. Bakalım, objektif olarak değerlendiririz. Afyon'un sucuğu mu, Kayseri'nin sucuğu mu? Bakalım yani. Oraya varınca yine... İstikamet Sivas abi. Evet. Sivas merkeze bir gezimiz olacak. Bir öğle yemeği yeriz. Ondan sonra istikamet doğrudan şeye, Ricardo Camping'e, Erzincan. Erzincan'a varmadan zaten Ricardo Camping. Erzincan'a varmadan Ricardo Camping'e gireriz, bir gece konaklarız, tür Erzurum'a devam ederiz. Erzurum'a o şekilde geldi. Devam ederiz. Ondan sonra uzun derim. Artık ondan sonrasını pek konuşmuyorum, bu bayağı uzun yani. Konu bitmez. Evet, Kayseri böyleydi.
Evet arkadaşlar, Sivas'a geldik şu anda. Bakalım bir öğle yemeği yiyeceğiz. Cidde Minare'yi falan gezeceğiz. Sizinle paylaşırız artık o anları. Gök Medresesi'yiz şu anda. Sivas'ın sembol yapılarından bir tanesi. Arkadaşlar biz şu anda Ricardo Camping'e geldik. Erzincan'dayız. Ricardo Camping'de çadırımızı kurduk. Aracımızı da park ettik. Kamp alanı gayet güzel. Sizler de tercih edebilirsiniz. Şöyle. Kamp alanı bu şekilde. Anayol kıyısında hemen şurası. Kamerada gözükmeyecek ama anayol. Anayoldan içeri girmenize falan gerek yok. Çok kolay yani yeri. Çadırımız bu şekilde. Aracımız da bu şekilde. Böyle. Ricardo Camping'i küçük bir tanıtım yapacağız. Ricardo Camping'in girişi böyle. Ana yol da burası. Şu sarı tırın geldiği istikamet. Sivas istikameti. Bu tarafta hemen Erzincan. Erzincan başlıyor burada. Erzincan'a 5 kilometre gibi bir şey. Ricardo Camping. Bu şekilde, tabelası bu şekilde. Direkt anayol üzeri bu şekilde giriyorsunuz Ricardo Camping'e. Şu yeşil alanlara da çadır kurabiliyorsunuz ama dün 15 günde bir sulama günüymüş buranın. Ondan dolayı biz oraya kurmak zorunda kaldık çadırı. Ama siz geldiğinizde buralara da kurabilirsiniz. Devam edelim. Burada bir şeyler yiyebileceğiniz oturma alanları mevcut. Masara ile birlikte. Tuvaletler burada.
Bu bölümde duşlar mevcut. Bu tarafta da lavabolar, yani tuvaletler mevcut. Gayet temiz tuvaletler. Bu tarafta da lavabolar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Devam edelim. Evet, kampın arka tarafına doğru da burada mutfak mevcut. Mutfak bölümü burası. Bu şekilde lavabolar. Bulaşığınızı yıkamak için. Buzdolabı. Burada mevcut. Şimdi bizim çadırın olduğu yere doğru gidelim. Bizim kamp alanımız da burada. Evet, ateşimizi yaktık şu anda. Kayseri'den aldığımız sucukları pişiriyoruz. Bakalım Kayseri sucuğunun bir tadına bakalım. Yapıyorsun bu sporu baba. Örnek yapamadı ama. Yapıyorsun bu sporu. Bir dakika yaparım abi bakayım. Olay budur. Hop. Neyse, bize afiyet olsun.